Saygıdeğer meslektaşlarım ve değerli velilerimiz, ben Yunus Özcan, 15 Temmuz Milli Birlik İlkokulu sınıf öğretmeni. Bilindiği üzere Eylül'ün 17'sinde Konya İl Hıfz-ı Sıha Kurulu kararı doğrultusunda artık kamu kurum ve kuruluşları, noter, banka gibi kuruluşlar, okullar, bizlerden HES kodu sorgulaması istemektedir. Bilindiği üzere okulumuz da bir kamu kurum ve kuruluşu olduğu için hizmet vermekte olduğumuz öğrenciler ve velilerimizden de HES kodu istenecektir. Bunun için yapmanız gerekenleri size tarif etmeye çalışacağım. Öncelikle e-devlet girişi yapabilen velilerimiz ve öğretmenlerimiz için tarif yapacağım. E-Devlet'e girdikten sonra HES kodu üret yazıyoruz. Evet, HES kodu üretme ve listeleme. Buraya tıkladıktan sonra tekrar kimlik doğrulama isteyebilir. Sağ tarafta Yeni HES kodu bölümüne tıklayarak öncelikle kendiniz için HES kodu üretiyorsunuz ve devam et'e tıklıyorsunuz. Açıklama kısmına okul için yazabilirsiniz. Daha sonra süresiz olarak işaretliyorsunuz ve devam ettiğiniz zaman yeni HES kodunuz geliyor. Gördüğünüz gibi 18 ay 8 günlük HES kodunuz geliyor. Ve buradan almış olduğumuz kodu kopyalayıp ya da bir kağıda herhangi bir yere yazarak öğretmenimize göndermek üzere hazırlıyoruz. Buraya mesela Ahmet Türk'ün annesi. Annesi Nesibe Türk. Annenin HES kodu hazır. Ya da babanın. Diğeri ise tekrar HES kodu üret yazıyoruz. Bakın, tekrar HES kodu üret yazıyoruz. Yeni HES koduna tekrar tıklıyoruz. Bu kez de birinci sınıfa ya da ilkokula başlayacak ya da ana sınıfına başlayacak olan çocuğumuz için ya da diğer okullara gidecek olan çocuklarımız için 18 yaşını doldurmamış çocuğumun adına diyorum. Devam et diyorum. Ve hangi çocuğunuz olduğunu soruyor. Diyelim ki kızım için diyelim şöyle. Yani ilkokula başlayacak kızımız için diyelim. Buna da okul için yazalım. Süresiz işaretliyoruz ve devam et'e tıklıyoruz. Bakınız, çocuğunuz için olan HES kodu da geldi. Onu da öğretmenimize mesajla göndereceğiz. Yazdıralım. Sonra da şurası yanlış olmuş. Ahmet Türk'ün annesi. Buraya da birinci sınıfa ya da ana sınıfa başlayan birinci, mesela diyelim ki 1A sınıfı Ahmet Türk. Evet, 1A sınıfına başlayacak olan çocuğumuz için de HES kodunu yazdık. Şu anda iki tane HES kodumuz var. Birisi çocuğunu okuldan almaya gelecek olan, yani okulumuzla iletişim halinde olacak olan hizmet verdiğimiz kişi, velimiz, HES kodu, Ahmet Türk'ün annesi, Nesibe Türk. İkinci HES kodu ise asıl hizmet verdiğimiz öğrencimiz, birinci sınıfa başlayacak olan Ahmet Türk. Bunları artık
bu şekilde bir kağıda yazarak fotoğrafını çekip öğretmene gönderebilirsiniz ya da WhatsApp'tan özel mesajla gruba yazmamanızı tavsiye ederim. WhatsApp'tan özel mesajla öğretmenlerinize göndermenizi istiyoruz. Peki değerli velilerimiz, diyelim ki e-devlet şifreniz ya da girişiniz bulunmamaktadır. O zaman cep telefonunuzdan almak çok kolay. Öncelikle veli için alalım. Cep telefonumuzda mesajlar kısmını açıyoruz ve mesaj yaz diyoruz. Oraya büyük harflerle HES yazıyoruz. Boşluk bırakıyoruz bir tane. TC kimlik numaramızı yazıyoruz. Tabii bu TC kimlik numarası doğru değil. Siz kendi TC kimlik numaranızı yazacaksınız. Daha sonra da kimlik seri numaranızın son 4 hanesini hemen tarif edeyim. Görmüş olduğunuz gibi bu kimlik seri numarası şu en altta. Bu yeni kimlik. Şu gördüğünüz yer şurası. Bu kimlik fake bir kimlik. Yani devletimizin bu konuları anlatmak için kullanmış olduğu bir kimlik kartı. Yani bu kimlik kartı sadece konu anlatımı için hazırlanmış bir kimlik kartı. Gördüğünüz gibi şurada seri numarasının son 4 hanesini yazıyoruz. Sizinki burada farklı tabii. Siz kendi kimliğinizin seri numarasının son 4 hanesini yazacaksınız. Onu da yazdım. Daha sonra da kaç gün isteyeceksiniz? Bu HES kodunu kaç gün kullanacaksınız? 250 gün yazın. 250. 250 gün ve bu mesajı 20-23'e göndereceksiniz. Daha sonra gelen HES kodunuzu öğretmeninize yazacaksınız. Yani kendi isminizi yazıyorsunuz ve gelen HES kodunu yazıp öğretmene gönderiyorsunuz. Bir HES kodu daha alacaksınız. O da çocuğunuz için. Aynı buradaki gibi tekrar mesajlara girerek HES yazıyoruz. Çocuğumuzun TC kimlik numarasını yazıyorsunuz ve çocuğunuzun nüfus cüzdanı seri numarasını yazıyorsunuz. Son 4 hanesini. Eğer yeni kimlik kartınız yoksa o zaman bu eski kimlik kartlarındaki şu bölümde seri numarasının son 4 hanesi. Şurası. Eski kimliklerdeki son 4 hanesini yazıyoruz. Yeni kimlik var ise yeni kimlikteki seri numarasının son 4 hanesini yazıyoruz. Seri numaranın son 4 hanesini. Ve ona da 250 gün yazalım. 2023'e gönderiyoruz. Ve gelen HES kodunu ikinci HES koda ekliyoruz. Yani birinci sınıfa gelen Ahmet Türk ya da çocuğunuzun ismini yazıyorsunuz. Çocuğunuzun HES kodunu da yazıp öğretmeninize özelden gönderiyorsunuz. Bu işlemleri bu hafta içerisinde tamamlamanızı istiyoruz. Bir diğer yöntem ise cep telefonunuzun Google Play bölümüne Hayat Eve Sığar yazdığınızda gelen uygulamayı kurarak hem kendiniz ve hem de öğrenciniz için HES kodu alabilirsiniz. Buradan aldığınız HES kodlarını da öğretmene iletmeniz gerekmektedir. Unutmayın, hem kendiniz için hem de çocuğunuz için HES kodu almanız gerekmektedir. Ayrıca öğretmeninize HES kodlarını gönderirken yazdığınız HES kodunun yanına bu annesinin HES kodu, okuldan annesi alacak. Altına da bu çocuğun HES kodu 1C sınıfına gidecek ya da okul öncesi şu sınıfa gidecek ya da şuradaki sınıfa gidecek diye eklemeniz gerekmektedir. Hepinize kolaylıklar diliyorum. İnşallah okul öncesi ve birinci sınıf
Herkese hayırlı uğurlu olur. Güzel bir eğitim öğretim yılı geçiririz. İyi günler.